bile olmadı çünkü gerçekten çok zor. Bakın bu eğitimle ilgili bir mesaj değerli izleyenler. Fatih Anadolu Lisesi Müdürü, Fatih Anadolu Lisesi Pendik Müdürü Zeki Aygül velilere bir mesaj çekiyor. Deyip eğitimle ilgili konuyu noktalayacağım. En azından bu saat diliminde. Değerli velilerimiz, okul aile birliğimize yapmış olduğunuz maddi katkılarla çalışan personellerimizin maaşlarını bu ayda ödedik. Katkıda bulunan velilerimize cani gönülden teşekkür ederiz. Bundan sonraki ayların personel maaş ödemeleri için de maddi yardımlarınızı bekliyoruz. Yani bu sözün bittiği herhalde yer diye düşünüyorum. Sayın Bakan'a da buradan bu konuda ne düşündüğünü en azından soralım. Bu bir. İkincisi, değerli eğitimcinin, değerli öğretmenimizin bu yakarışlarını, bu sistemlerini ya da bu şikayetlerini birlikte dinledik. 128 milyar dolarımız da bu arada yok. Yani sanıyorum Sayın Aydoğan'ın bu ifade ettikleri için çok minik bir miktar herhalde bu sorunu çözer dediğim kocaman para içinde. Tabii, tabii. Gerçekten Feraya'nın bütün çarpıcılığıyla, evet, bütün eğitim camiasının başta öğretmenlerimiz olmak üzere, emektar öğretmenlerimiz olmak üzere buradan kendilerine selamlarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlık emekçilerimiz büyük stres geçirdi. Hala da geçiriyorlar. Hala yaşıyorlar. Büyük fedakarlıklarla sağlık hizmeti verdiler halk sağlığı için yurttaşlarımıza. Öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz de hükümetin yanlış politikaları yüzünden bu strese benzer bir stresi geçirmek üzereler. Kendisinin bu yakarışlarından ve uyarılarından ben bunu açık bir şekilde net anlaşılıyor, değil mi? Görüyoruz. Bunu dinlemeleri gerektiğini düşünüyorum ben yetkililerin, özellikle bakanın, Sayın Bakan'ın. Şimdi bir okul müdürünün ücretlerle, personel giderleriyle ilgili... Okul müdürünü suçlamıyorum. Yanlış tabii, anlaşılmasın. Beyanını, Alancaz, yani tabii, bir biçimde o orayı yürütmeye tabii, çalışıyor. Yani onun suçu değil bu. Değil. Bu bize ülkenin kaynaklarının sağlığa, sosyal politikaya, işsizlik sigorta fonlarına ve eğitime gitmesi gereken, yoksullara yardıma gitmesi gereken fonlarının nasıl kötü kullanıldığını da gösteriyor. Yani eğitimden esirgenen, evet, ve böyle bir kriz döneminde aşıdan esirgenen kaynakların nereye gittiğini de sorgulamamız gerektiğini gösteriyor. Onun için biz 5'li 55'li çeteler derken ülkenin kaynaklarını bu fakr-ı zaruret koşullarına getiren bir yanlış politikalardan bahsediyoruz. Aynen. Bakın ilaç rezervasyonu yapamadığımız için öğretmenlerimize aşı vurulamıyoruz. Öğretmenlerimiz kalabalık sınıflara girecekler ve aşıları yok. Aşıları yapılabilmiş olsaydı eğitim belki bir derece aksamadan devam edebilecekti. Fakat biz 1 milyondan fazla öğretmeni, 18 milyondan fazla öğrenciyi yüksek öğrenimle beraber daha kalabalık kapalı alanlara sokacağız, sınavlara sokacağız. Şimdi bu Türkiye nüfusunun zaten neredeyse 1/4 ediyor, 1/5 ediyor. Türkiye nüfusunun 1/5'ini kapalı alanlara aşılanmadan soktuğunuz zaman, servislere soktuğunuz zaman, sınıflara soktuğunuz zaman, kantinlere, yemekhanelere soktuğunuz zaman 3 hafta, 4 hafta sonra tekrar yeniden ekonomiyi kapatma noktasına getirirsiniz. Fakat bu arada hayati tehlike yaşayan, şeker hastası olan, kalp hastası olan, farklı hastalıkları bulunan sağlık çalışanlarımız gibi eğitim çalışanlarımızı da virüse açık maruz hale getiriyorsunuz. Öğrencilerimizi de risk altına atıyorsunuz. Dolayısıyla aşılanamamış bir meslek grubunun, aşılanamamış bir nüfusun plansız, programsız bir şekilde yüz yüze eğitime ve sınav sistemine sokulduğu bir cendereden geçiyoruz. Dün %50 doluluk oranı kaydıyla açılması istenilen kafeteryalar ve benzeri yerlerden bahseden bakanlığın söylediklerinin tam tersine lebalep diyor ya. Evet, lebalep. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, insanların dip dibe burun buruna oturduğu kafeteryalar, lokantalar vesaireler gördük. Şimdi alışveriş merkezleri tekrar doluyor. Ondan sonra vatandaşa suçu atıyorlar. Vatandaşı suçluyorlar. Gıda fiyatları artıyor. Çiftçi suçlu, market suçlu, aracı suçlu. Fakat her niyeyse hükümetten başka asla, herkes suçlu. Eğitimde sorunlar var. Sağlık
çalışanlarımız, emekçilerimiz büyük fedakarlıklarla ailelerini aşılatamadılar. Eve girip çıkıyorlar. Virüs belki taşıyıcısı. Onların da evinde yaşlıları var, çocukları var, hastaları var. Herkes suçlu, herkes kabahatli. 1.9 milyon vatandaşımıza ceza kesilmiş, idari ceza kesilmiş COVID uygulamaları nedeniyle. İşletmelere kesilen ceza hariç herkes suçlu fakat hükümet suçlu değil. Tıklım tıklım kongre yapan Adalet ve Kalkınma Partisi. Omuzlarda gençlik, ak gençlik omuzlarda halay çekiyor. Halay çekiyor. Maskesini takmadığı için maskemi takmak istiyorum memur bey diyen, izin isteyen gençler ters, elleri ters çevrilmiş şekillerde yerlerde sürükleniyor. Yani bu memleketin bekçisi, bu memleketin polisi, bu memleketin gencine maske takmadığı için 3-4 polis birden, 3-4 genç birden böyle bir muameleyi reva görmemeli. Polisimiz de bizim polisimiz, bekçimiz de bizim bekçimiz. Fakat bu milletin evlatları, gençlerimiz, hepimizin gençleri. Bu ülkenin geleceği onlar. Bakın biz bugün varız ama yarını kuracak olan genç kuşakları eğitimde, sokakta, istihdamda gözetmek zorundayız. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencisini mağdur eden, işsiz öğrenciyi mağdur eden, üniversite mezunu genci mağdur eden, meslek lisesi mezununu mağdur eden, maske takmadığı için kendisine astronomik ceza kesilen gençleri mağdur eden bir zihniyeti bizim kabul etmemiz, vicdanımızda ve aklımızda taşımamız mümkün değil. 1.9 milyon vatandaşa çatır çatır vergi keser gibi ceza keseceksiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kolları omuzlarda hınca hınç salonlarda eğlenecek, debdebe yapacak. Bunu bu milletin vicdanı kabul etmez. Bu cezaların derhal iptal edilmesi gerekiyor. Ceza kesilecekse de omuzlarda taşınan, maskesiz bir şekilde kongrelerinde slogan atan kişilere kesilsin. Parti ayrımı yapmaksızın kime yapıyorsanız bunu kesin. Ama Adalet ve Kalkınma Partililerin ceza yemediği fakat onun dışında herkesin cezadan geçirildiği bir COVID süreciyle karşı karşıyayız. Aynen öyle. Bu kabul edilemez. Şimdi sonuç itibariyle günlük vaka sayısı 3000 iken okulları kapattık. Günlük vaka sayısı 11 bine ulaşmışken okulları açıyoruz. Açtık. Yani şu cümle bile olayı ne kadar ters anladığımız ya da bu işi doğru yönetemediğimizi anlatıyor aslında. Şimdi biraz önce dedim ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk bir haftada iktidara geldikleri, ilk bir haftada yapacakları konu vardı. Evet. Konular vardı. Bunları hemen müsaadenizle böyle bilinmesi gereken unsurlardan birisi. Böyle 1,5 dakikada falan hızlıca okumak istiyorum. Sonra da bu meclisteki fezlekeleri konuşalım. Bir, Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki tank palet fabrikasını hemen geri alıp şanlı ordumuza iade edeceğiz diyor Sayın Kılıçdaroğlu. İki, esnafın pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silerek ana parayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız diyor. Üç, bir kararname ile esnafın kira stopaj vergisini kaldıracağız diyor. Dört, çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, ana parayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız diyor. 5. KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek, borçlu iş sahibi olduğunda ana parayı makul taksite böleceğiz diyor. 6. Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faiziyle birlikte hak sahiplerine vereceğiz diyor. 7. 15 Temmuz şehit ve gaziler için vatandaştan toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte hak sahiplerine vereceğiz diyor. 8. Hangi koşulda, bedeli ne olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkacak Süleyman Şah Türbesini vatan toprağına geri götürerek orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız diyor Sayın Kılıçdaroğlu. 8 maddede ilk 7 günde yapacaklarını aktarmış, kamuoyuyla paylaşmış. Ben de sizlerle paylaşmayı uygun buldum. Ve bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz varsa onu alayım ama fezlekeler konusunda değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi Türkiye'de sorunlar o kadar derinleşti ki sevgili İsmail Bey. Bunların artık fantazi projelerle ötelenebilecek bir durumu yok. Evet. Bilmediğimiz, tanımadığımız
gezegenlere gidip uzay madenciliği yapacağız türü fantazilerle biz ülkenin yakıcı sorunlarını çözemeyiz. Genel Başkanımız bu salı günkü toplantısında gelir gelmez yapacağı, ilk 7 gün içerisinde yapacağı en radikal, en can alıcı sorunlara temas etti. Bu ülkenin borç ve faiz derdiyle boğuşan esnafının, çiftçisinin sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Öğrencisinin KYK borçlarını ödeyemeyen öğrencisinin sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Stopaj, çalışmayan dükkanının stopajını ödemek zorunda kalan yıllardır mal sahibiymiş gibi hem kirayı hem stopajı ödeyen esnafın sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Buna benzer en can alıcı sorunları aile destekleri sigortasını da bunların arkasından uygulamaya sokarak gıda enflasyonundan, gaz, elektrik, su faturalarından muzdarip haneleri rahatlatacak bir eylem planını açıkladı Genel Başkanımız. Bu bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin sorunlarını çözme konusundaki program ve ilkelerimize ışık tutan bir yaklaşımdır. Yurttaşlarımızın bunu böyle algılaması gerekiyor. Bu konuda biz tüm kadrolarımızda iktidara geldiğimiz takdirde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak Türkiye'nin tüm demokratlarını, tüm yurttaşlarını kucaklayan bir ittifak felsefesinin bileşenleri olarak sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda tüm kadrolarımızda çalışıyoruz. Belediyelerimiz ellerinden gelenin en iyisini sergiliyor. Milletvekili grubumuz, örgütümüz hem sorunların tespiti hem dertlerin dinlenmesi hem de sorunlara dönük çözüm önerilerinin geliştirilmesi konusunda ekonomi masasından tutun da il ziyaretlerimize kadar Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmıyoruz. Genel Başkanımız ve milletvekillerimiz Genel Başkanımızın stratejileri doğrultusunda tüm ülkenin sorunlarını tespit ediyoruz ve bunlara dönük çözüm önerilerimizi geliştiriyoruz. Bunu yapmak zorundayız çünkü son 4 dakikamız var. Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ülkenin yönetme kapasitesini çökertti, kurumlarını çökertti, liyakatli kadrolarını sürgün etti, kızak pozisyonlarda bekletti, eritti, liyakatsiz, ehliyetsiz kadrolarla TÜİK'in 3 ayda 4 ayda bir değişen doldur boşalt yöneticileriyle damat bakanın aile şirketi gibi yönetilmiş bir ekonomisinin faturasını önümüze koydu. Biz Cumhuriyet'in ilk yıllarının idealizmiyle bilimin, teknolojinin ve aklın öncülüğünde tüm yurttaşları kapsayacak eşitlikçi, özgürlükçü, demokrat bir yönetimi, kooperatifçi bir yönetimi yeni bir kalkınmacılıkla stratejik planlamayla uygulamaya koymak zorundayız. Tarımdan başlayarak, hayvancılıktan başlayarak, KOBİ'lerimizden başlayarak, üniversitelerimizden başlayarak, meslek liselerimizden başlayarak ve yoksullukla mücadele programı çerçevesinde aile destekleri programımızı gündeme koyarak ülkenin sorunlarını en kısa zamanda çözebilecek stratejiyi geliştirmek zorundayız. Bunu yaptıktan sonra sağlık, halk sağlığı meselesinde de AKP'nin yıktığı, moralini bozduğu ve ötekileştirdiği tüm kesimleri, başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere, hekimlerimiz olmak üzere, Hıfzı Sıha Saydam Enstitüsü'nün, Refik Saydam Enstitüsü'nün, Türkan Saylan'ın öğrencilerini sahiplenmek zorundayız. Öğretmenlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bununla ilgili olarak eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz. Fakat maske dağıtamayan, aşı vuramayan, tablet dağıtamayan, EBA'da bile 2,5 milyondan fazla öğrenciye eğitim imkanı sağlayamayan, bakın bunlara Suriyeli gariban, Suriyeli mültecilerin çocuklarını dahil etmiyoruz. Bir hükümetin yıkımını çözmek zorundayız. Bu evet, yıkımı anladım. Temizlemek zorundayız. 1923 fezlekeler. Ruhuyla. Fezlekeler, soruyu sordum. Hani açıkta kalmasın, süremiz de doldu dolacak. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi rica edeyim. Enis Berberoğlu'nunki de bugün geldi. Evet. Şimdi Genel Başkanımız bu konuyla ilgili olarak dokunulmazlıkların kaldırılmasını Adalet ve Kalkınma Partisi kendi siyasi geleceğini dizayn etmek için tasarlıyor. Milletvekillerinin, fezlekelerinin ve kürsü dokunulmazlıklarının siyasete malzeme edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Yargının bağımsız olmadığı, yargıya atamaların yapıldığı ve kararların hakimler değiştirilmek suretiyle manipüle edildiği bir ülkede güçler ayrılığının, yargı bağımsızlığının ayaklar altına alındığı bir ülkede fezlekelerin bu şekilde siyasi operasyonlara malzeme edilmesi kabul edilemez. Adalet ve Kalkınma Partisi biz anayasadaki
yargı dokunulmazlığı ilkesine uygun olarak davranacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi olarak beyan ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin keyfi, şahsi ve manipülatif siyasi operasyonlarına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi, alet olmayacağımızı yurttaşlar olarak Cumhuriyet'in demokrasiye sahip çıkan, anayasal ilkelere sahip çıkan, 21. yüzyılda layık olduğu şekilde yönetilmesine sahip olan, sahip çıkan milletvekilleri olarak itiraz edeceğimizi beyan ettik. Ama bu konuda grup kararı alınamıyor. Evet, dolayısıyla milli iradeyi hiçe sayan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın beyanlarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Alsın oylarını başına çalsın diye beyanda bulunan bu memleketin yurttaşlarını, Kürt yurttaşlarımızın oylarını hiçe sayan, onların oylarına, seçme ve seçilme haklarına saygısızlık yapan iradesini de kabul etmiyoruz. Bu ülkeyi 83 milyonla kucaklamak zorundayız. Yurttaşlık, anayasal haklar ve bu ülkenin bayrağı altında milletvekilinden yurttaşına kadar herkesin hakkını, hukukunu gözetmek zorundayız. Bu konuyla ilgili olarak Genel Başkanımız fezlekelerle ilgili olarak beyanını yaptı. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eriyen bir mum gibi çaresizlik içerisinde kıvrandığının farkındayız. Cumhur İttifakı eriyor. Yeni bir gün doğacak. Türkiye'nin demokratları, yurtseverleri, cumhuriyetçileri, Türkiye'yi seven tüm dostlar bu enkazı kaldıracağız. Çocuklarımıza daha layık, 21. yüzyıla layık, 2. yüzyıla umutla, kararlılıkla, üretimle, istihdamla, yoksulluktan uzak ve baskıdan, zulümden uzak bir Türkiye yaratarak gireceğiz. Peki. Fezlekeleri bu çerçevede kabul etmemiz mümkün değil. Çok teşekkürler Sayın Açıkel. Sağ olun, var olun değerli izleyenler. Konuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadınız, 17'de de yalnız bırakmayın. Biraz sonra tekrar geleceğiz ve habere doğru devam edecek yine bir başka konuğumuzla. Konuğumuz Murat Emir değerli izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili. Hem aşıyı konuşacağız, hem pandemiyi konuşacağız. Hem de Murat Emir'in sıklıkla gündeme getirdiği bazı dosyalar var. Onları da konuşacağız. Tabii hukuku da konuşacağız Sayın Emir'le. Evet, biraz sonra